sarımsak pişerdi. Sarımsaklı yemek yapılırdı. Bir cuma akşamı. 9 Eylül Üniversitesi bilim insanları olarak Kastamonu Taşköprü sarımsağıyla piyasada yaygınlaşan Çin sarımsağının etkinliğini araştırmaya karar verdik ve laboratuvar ortamında her iki sarımsağın antimikrobiyal özelliklerini, yani antibiyotik özelliklerini karşılaştırdık. Ve gördük ki Taşköprü sarımsağı Çin sarımsağından çok daha güçlü antibiyotik etkiye sahip ve bakterileri çok daha iyi öldürüyor. Bakterileri çok daha iyi öldürüyor derken daha fazla bakteriye karşı Kastamonu sarımsağının etkinliğini gördük ve bu bakterileri öldürme gücü de çok daha fazlaydı. %100 civarında daha etkili olduğunu gördük. Bazı bakterilerde daha fazla, %100'ü de aşan miktarlarda daha etkili sonuçlar elde ettik. Vatandaşlar sarımsağı kullanırken mutlaka ezerek kullanmalı, çünkü ezdiğimizde o antibiyotik madde ortaya çıkıyor. Ezmezsek, bıçakla keserek yuttuğumuzda bu madde ortaya çıkmadığı için bir etkinliği yok. Kokusundan kaçmak için sarımsağı farklı tüketen insanlar olduğunu duyuyoruz. Ancak bu şekilde kullanmanın madde ortaya çıkmadığı için bir etkisi olmuyor. Bu nedenle mutlaka ezerek sarımsağı tüketmek gerekiyor. Dolayısıyla Kastamonu sarımsağını kullanırken mutlaka ezmemiz gerekiyor. Çin sarımsağını tercih etmeyelim zaten, çünkü etkinliği çok çok az. Uluslararası arenada da bence sarımsağımızın, özellikle Taşköprü sarımsağının Çin sarımsağına karşı biyolojik aktivitesini, yani bakterileri öldürme gücünün çok daha güçlü olduğunu reklam anlamında da ülke olarak kullanmalıyız. Çünkü artık tüm dünya daha doğal, daha etkin gıdaları tercih etmek istiyor. Sarımsağın genel olarak çiğ olarak tüketilmesi, ezilmiş çiğ olarak tüketilmesi daha etkili. Pişirildiğinde bu etkinliğin azaldığını gözlemledik. Genel olarak Türk sarımsaklarının hepsi güçlü, ancak Taşköprü doğal yapısı nedeniyle sarımsaklının bir miktar daha güçlü olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Ama elbette Manisa sarımsağı da var. Manisa sarımsağı da Taşköprü sarımsağı seviyesinde olmasa da yine yerli sarımsak olarak Çin sarımsağından güçlü olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla yerli sarımsaklarımızın tamamı güçlü, ama Taşköprü sarımsağının da ayrıca bir özel etkin durumu var. İlaç olarak kullanılması, çünkü antibiyotik direnci dediğimiz, hastane enfeksiyonlarında da gözlemlediğimiz, insanları öldüren bir direnç gelişti son yıllarda. Antibiyotik direnci çok fazla antibiyotik kullanımının bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Antibiyotik direnci geliştirmiş bakterilerin de sarımsakla öldüğünü gözlemledik. Bu nedenle soframızdan da elbette kokusundan kaçmak durumundayız, ama en azından hafta sonları soframızdan yerli sarımsağı eksik etmemeyi öneririm. Sarımsağın sadece antimikrobiyal değil, aynı zamanda antiviral etkileri olduğunu da biliyoruz. Yani. Biliyoruz ki pandemide de yaşadık, viral enfeksiyonlar da soğuyan havalarla birlikte yine sıkıntı yaratmaya başlıyor. Bu nedenle hem bağışıklığı tetikleyen hem de antiviral, antibakteriyel etkisi olan sarımsağın daha fazla tüketilmesini de tüm topluma öneririm. Nereden anlayacağız Kastamonu sarımsağı mı, Çin sarımsağı mı dediğimizde, Kastamonu sarımsağı daha küçüklü büyüklü dişlere sahiptir. Genel olarak biraz daha küçüktür. Çin sarımsağının daha büyük, daha düzgün ve daha beyaz, biraz daha böyle fabrikasyon ürünmüş gibi göründüğünden ayırt edebilirsiniz. Fiyatı Çin sarımsağının daha ucuzdur. Ve eğer vaktiniz varsa marketlerde alırken arkasını çevirip üretim yerinin Türkiye olduğunu gördüğünüz sarımsakları tercih ederseniz, biyo yararlanma adına daha doğru bir ürün tercih etmiş olursunuz. Akşama. Peki, öyle git gideceksen. O sarımsağı çalışırken bütün binayı bir koku.